Yunus Emre Balesi'nin denemeleri daha önceki yıllarda var, yine çağdaş Türk bestecilerine yapılan, ama bu formatta olması, yani içinde operanın, dramanın, aynı zamanda eseri bir anlatıcının gözünden o yıllara götürerek dinliyoruz. Diğer biraz önce bahsettiğim gibi disiplinleri de bir arada bulundurarak yer alması, özellikle çağdaş formda ve günümüzün gerektirdiği gibi, çünkü o büyük düşünürlerin felsefeleri bugüne kadar yaşıyor. Yüzyıllar geçse de bitmeyecek bir felsefe üretmiş o büyük düşünürler. Onları da tasavvur etmek ve onları da canlandırmak adına eseri böyle çağdaş formda yapmaya karar verdik. Hem güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bu kıymetli insanların sahne üzerindeki de eserleri böyle yüzyıllarca belki oynanmaya devam etsin diye. Günümüzün Yunus Emre'si, 21. yüzyılın Yunus Emre'sini sahneye taşımaya çalışıyoruz. İzmir'den sonra nerelerde bir gösterim yapacak diye soralım. Zannedersem bu eser daha çok ulusal ve uluslararası festivallerde bizden bir ürün olduğu, konusu, hikayesi ve sanat dalı olarak bizden bir hikaye olduğu için festivallerde ve uluslararası arenada mutlaka sahneleneceğini düşünüyoruz. Yani ağır bir yükü var zaten karakterim. O yüzden olabildiğince o ağırlığın farkında olup dans etmeye çalışıyoruz. Karakteri mümkün olduğunca yani ne kadar az bilgi olsa da hakkında mümkün olduğunca onunla ilgili düzgün bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz sahneye. Müzikler yeni, şartlar
yeni Covid'den sonra. Onlara alışmaya çalışıyoruz. Güzel bir şey çıkacak sahneye. Ben Bacım Sultan rolündeyim. Neler yapıyorsunuz? Bacım Sultan ne yapıyor? Ben ikinci perdede devreye giriyorum. Tapduk Emre'nin kızı olarak sahne alacağım. Yunus Emre ile çok az bir diyaloğum olmasına rağmen onun ellerinde bir yaralar oluşuyor. Ona destek olup merhem olup işte ona biraz böyle şifacı özelliğimle dokunuyorum. Merhabalar, ben Aslı Çilek. Elif karakterini canlandırıyorum Yunus Emre Balesi'nde. Elif karakteri halktan bir güçlü bir kadın karakter ve bu kadın karakter Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'ye gitmesi için halkın da gücünü toplayarak teşvik ediyor.